Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. İyi günler. Ahmet abi. Abim. Abi bu faks işi var ya, harika abi. Şöyle bir dükkan açmayı düşünüyorum. İçinde sadece faks var. Televizyonlara, radyolara faks. Her işiniz için faks, faks, faks. Nasıl? Sen vazgeçmeyeceksin değil mi? Hep böyle hayaller kuracaksın, bir şeyler düşüneceksin. Faksın da modası geçecek be abi bir gün. Doğru, geçer abi. Evet, geçer. Doğru. Butik. Bak ben sana ne söyleyeceğim. Buyur abi. Şimdi biz seninle beraber çalışıyorduk. Ortaktık. Yani sen kendi işini kurmadan önce, bu sosyeteye girme hevesinden önce falan. Değil mi? Bu dükkanı beraber kurduk. Senin bu dükkanda çok emeğin var. Hatta belki benim emeğimden daha fazla senin emeğin var. İyi kötü idare de ediyorduk. Değil mi? Çorba kaynıyordu. İki haneyi de bu küçük dükkanla geçindiriyorduk. Yani demem o ki, Allah korusun yani, Allah işini gücünü rast getirsin de, ola ki işlerin sekteye uğrar, beklediğin gibi olmaz falan. Bu dükkan senin. Yani sen ne zaman istersen bu dükkanın kapısı sana sonuna kadar açık. Bunu bil. Ne zaman dara düşersen burası senin. Teşekkürler Ahmet abi. Sağ ol abi. Düşünmen yeter. Yok be abi. Yani lütfen yanlış anlama. Ayrıldığın yere dönmek olmaz abi. Hem sen burada yapılandın. İşini güzel yürütüyorsun. Çok dara düşersen illaki bir çırak bulursun abi. Hem ben zaten seni yarı yolda da bıraktım. Yüzüstü koydum abi. Öyle bir yüzüm de yok zaten. Ya oğlum böyle düşünme. Öyle değil. Yok abi yok. Vallahi. Sağ ol, düşünmen yeter ama yok, yüzüm yok abi yani. Sen bulursun bir yolunu be abi. He? Peki ama bak, bu dediğim aklında kalsın yani. Ne zaman dara düşersen bu kapı sana açık. Tamamdır abi. Hiç merak etme, aklımda. Ama hani ne bileyim, takdir senin ama Çağatay mı acaba olsa ortağın ha? Butik, sen benim kardeşim gibisin. Eyvallah. Seni öz kardeşimden ayırmıyorum. Yani Çağatay neyse sen benim için olsun. Yabancı da değilsin. Onu da düşünmedim değil. Ama şimdi belki farkındasın, belki değilsin. Bizim Çağatay'la aramızda kara kediler dolaşıyor böyle. Bir şey var aramızda, böyle bir sevimsiz bir şey var. Şimdi ortak olup işin içine parayı koyup daha da berbat etmek istemiyorum. İşin bir diğer yönü de şimdi hanımlar böyle, ben görüyorum, hissediyorum. İçten içe bir çekişiyorlar böyle. Şimdi ortak dükkan, ortak mal, onu sattım, bunu sattım. Bir de eltiler savaşı olsun istemiyorum. Yoksa onu da düşünmedim değil. Haklısın abi. Ne diyeyim? Sen de doğru söylüyorsun da işte ben sadece Çağatay'ı yalnız bırakmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani şimdi bizim iş battı. O birazcık da beni suçluyor. Yani haksız da sayılmaz tabii. Ama işte ne yapalım? Ben bir de birçok yoldan geçtim abi. O şu anda bunu kaldıramıyor. Benim için problem değil ama o yüzden ona bir şekilde yardım etmemiz lazım, tutmamız lazım. Düşmemesi lazım. Doğru söylüyorsun. Abi. Abim. Sağ ol be abi. Vallahi ilk beni düşündüğün için sağ ol abi. Vallahi dayanamayacağım. Sana sarılacağım be abi. Gerçekten. İyi ki varsın abi. Kardeşim. Kardeşim.